Evet, TVNET ekranlarında yayındayız. Bu yayınımızı Ankara stüdyomuzdan gerçekleştiriyoruz. Özel yayınımızda özel bir konuğu ağırlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık bugün konuğumuz olacak. Sayın Derya Yanık'la birlikte özellikle doğal afet sürecinde yapılanları ve bakanlığın çalışmalarını konuşacağız. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Konuşacak çok şey var. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Zor bir yaz dönemi geçiriyoruz. Önce Doğu Karadeniz'de üst üste sel afetiyle karşı karşıya kaldık ne yazık ki. Ardındansa Akdeniz ve Ege'de orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte siz de sahadaydınız, ilgilendiniz. Orada bizzat da tespitlerde bulundunuz. Bakanlığın bu süreçteki çalışmalarını sizden dinlemek isteriz öncelikle. Öncelikle tabii ben... Artvin'de ve Rize'de sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine aynı şekilde Antalya'da, Manavgat'ta biliyorsunuz 3 vatandaşımız, 2 de orman işçimiz yangın esnasında hayatlarını kaybettiler. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Karadeniz'de maalesef 2 de kaybımız var. Halen daha bulunmayan, onu da arama çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Evet, ben de sahadaydım. Hem Artvin, Rize, daha sonra Manavgat, Adana, Osmaniye de incelemelerde bulunduk. Hem bizim sahadaki ekiplerimizle oralarda buluşmak ve oradan birebir arkadaşlarımızdan bilgileri almak mümkün oldu. Hem de sosyal yardımlar, biliyorsunuz bakanlığımız marifetiyle yapılan sosyal yardımların yerine ulaşması ve oralardaki ihtiyaçları görmek bakımından iyi oldu. Tabii şunu görmemiz gerekiyor Neslihan Hanım. Ülkemiz coğrafi yapısı itibariyle pek çok zenginliği ve pek çok avantajı barındırırken öbür tarafta aynı coğrafya değişik riskleri de kendi içinde ayrı ayrı barındırıyor. İşte Karadeniz biraz önce bahsettiğimiz gibi yağış ve heyelan riskini çok yoğun bir biçimde barındırıyor. Ama aşağı indiğimizde Akdeniz ve Ege kıyılarımızdaysa maalesef dönem dönem orman yangınları, bazen sabotaj, bazen doğal sebeplerle bir şekilde veya ihmallerle ortaya çıkmış oluyor. Bu anlamda her bölgenin kendine özgü bir takım şartları ve işte ihtiyaçları doğuyor. Ama şunu çok açık yüreklilikle söylemek isterim. Hem Karadeniz'deki sel, Artvin ve Arhavi ve Rize'deki, Güneysu'daki sel felaketinde, hem Manavgat, Muğla, şimdi biliyorsunuz Milas ve Marmaris tarafına da atladı. İşte Mersin, Adana, Osmaniye hattında orman yangınlarında hemen ilk dakikadan itibaren neredeyse bütün kurum ve kuruluşlarımız, müdahale edecek bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular. Önce önleyici tedbirleri, can ve mal kaybının, önce can kaybı sonra mal kaybı olabildiği kadar az olabilmesi için çok hızlıca örgütlendiler ve sonrasında afetin sonuçlarını ortadan kaldırmak bakımından çok hızlıca çalışmaları yürüttüler. Arhavi'ye benim gittiğimde selin 3. 4. günüydü yanılmıyorsam. Ve çok hızlıca çamur, efendim evlerin içine kadar giren çamur ortadan kaldırılmış ve temizlenmişti. Çok az bir kısmı, küçük temizlikler kalmıştı. Keza aynı şekilde orman yangınları noktasında da bizatihi köylülerden aldığımız bilgi. İşte yangın fark edilir edilmez, ki biliyorsunuz şu anda müdahale ekipmanımız çok ciddi teknik ekipmanlar var. Yani gece görüş kameralarıyla bir yerde yani henüz daha yangının belki görünür hale, alevlerin yükselmediği bir yerde bile sadece ısı tespitiyle yangın olup olmadığını tespit etmek ve müdahale etmek mümkün. Bu anlamda ilk elde çok hızlıca yerleşim yerleri, meskun mahaller boşaltılıyor. İnsan ve akabinde eğer mümkünse canlıların tahliyesi, diğer canlıların tahliyesi ve sonrasında da yangına müdahale. Bu anlamda Adana Osmaniye hattındaki çok geniş alanlar yandı. Manavgat bu anlamda, yani
çok çok büyük bir alanın yanması ve işte 5 can kaybı tabii çok çok üzgünüz ama o büyüklükte bir afet açısından yine hakikaten hani ucuz atlattık diyebileceğimiz bir ölçekte maalesef kayıp. Adana Osmaniye'de can kaybı olmaması, Kozan ve Aladağ'da biliyorsunuz iki ilçesinde, Kozan'da 3 köy, Aladağ'da 2 köy, Osmaniye'de de 2 köy yandı, kısmi olarak yandı ama geniş alanlar. Buralarda can kaybı olmaması bizim açımızdan çok önemli çünkü çok hızlı tahliyeler gerçekleştirildi. Diğer taraflarda da Manavgat dışında da şükürler olsun ki can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir teselli kaynağı. Sonrasında geldiğimizde artık biliyorsunuz hasar tespitleri ve maddi yardımlar söz konusu oluyor. Ben vatandaşlarımızın da bilmesi açısından şöyle bir tasnif ederek paylaşmak istiyorum. Lütfen. Adana için bugüne kadar Aladağ ve Kozan'a ayrı ayrı olmak üzere toplamda 4.500.000 lira nakdi destek gönderdik. Bunlar nakit destekleri. Antalya için Antalya Merkez, Akseki ve Manavgat ayrı ayrı olmak üzere kendi içlerinde de tabii nakiller olabilir. 31 milyon lira toplamda nakdi destek gönderdik. Mersin, Aydıncık ve Mersin Merkez, il merkezi için ayrı ayrı olmak üzere 2 milyon 400 bin lira toplamda nakit desteği gönderdik. Muğla için bugüne kadar 9 milyon 500 bin lira ki ihtiyaç artarsa yine tabii ki desteklerimiz sürecek. Osmaniye için Osmaniye Merkez ve Kadirli ilçemiz için ayrı ayrı olmak üzere de 2 milyon lira. Yani toplamda bugüne kadar sadece yangınla ilgili olarak 49 milyon 400 bin lira nakdi destek sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla illerimize gönderilen destekler. Yine aynı şekilde Artvin ve Rize için. Bizim hatırladığımız 39 milyon bir destek söz konusu. Ondan sonra bugün artıyor. Tabii artıyor. Burada da ilk kez evet. Açıklamış olduğumuz Antalya Merkez için evet Antalya Merkez için dün itibariyle tekrar bir 10 milyon lira nakdi destek çıkardık. Antalya'nın merkezin 20 milyona yükselmiş oldu. Akseki 1 milyon, Manavgat için de 10 milyon daha önce göndermiştik. Toplamda 31 milyona tamamlamış olduk. Yine Artvin ve Rize'de etkili olan sel felaketinde de 6 milyon lira kaynakta 5 milyon Artvin Arhavi'ye, 1 milyon da Rize'ye olmak üzere aktarmış idik. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi sahadaki hasar tespitleri devam ediyor. Aynı zamanda yangın söndürme faaliyetleri devam ettikçe ve soğutma çalışmaları devam ettikçe biliyorsunuz hasar tespitleriyle birlikte bizim nakdi destek takviyelerimiz de devam ediyor. İşte biraz önce bahsettiğiniz birkaç gün önce açıkladığımızda 39 milyon şimdi 39 milyon 400 bin liraydı. Dün itibariyle 49 bin 400 bin liraya ulaşmış oldu. Hükümetimizin sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, vatandaşın felaket halindeki halinde ihtiyaçları noktasındaki hassasiyeti biliniyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız da bu anlamda çok hızlı örgütlenerek. Bu tabii bizim sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları üzerinden yaptığımız destekler. Tarım Orman Bakanlığımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın gerek nakdi, gerek daha sonra konut ve benzeri inşa süreçlerindeki desteklerini saymıyorum. AFAD'ın, Kızılay'ın yaptığı sosyal yardımları saymıyorum. Bu sadece 49 milyon 400 bin lira bizim bakanlığımızın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden ihtiyaç sahiplerine aktardığı nakdi destektir. Bizim bakanlığımız biliyorsunuz sadece Sosyal Yardım Bakanlığı değil, bir de sosyal hizmet boyutu var çalışmalarımızın. Müsaade ederseniz biraz da ondan bahsetmek isterim. Çünkü hizmetlerimizin önemli bir kısmı da sosyal hizmet faaliyetleri. Afet dönemlerinde bizim açımızdan iki temel süreç var. Birincisi, daha henüz afet devam ederken veya afetin hemen başında olabilir ki
bizim daha öncesinden sosyal hizmet verdiğimiz, sosyal hizmet modellerinden herhangi birisini uyguladığımız kırılgan gruplar vardır. Nedir onlar? Mesela engelli yaşlılardır, efendim çocuklardır. Bir şekilde işte sosyal hizmet modellerine ihtiyaç duyan, diğer psikososyal destek alan, psikolojik destek alan vatandaşlarımızdır. Eğer bunlarla ilgili bu afet bölgelerinde oldukları, efendim işte ihtiyaçlarının olduğunu bir fark etmiş ve tespit etmişsek, tahliye süreçlerinden başlayarak, onların çünkü tahliyeleri de, yani o birdenbire bir afette karşı karşıyasınız ve bu zaten yeterince travmatik bir şey. Dolayısıyla o tahliye süreçlerinden başlayarak o kırılgan grupların tahliyesini de bizim arkadaşlarımız, psikososyal destek ekiplerimiz sağlamaya çalışıyorlar. Sonrasında işte bir selde, işte o selin sonuçlarının, çamur vesaire her neyse, o fiziki şartların iyileştirilmesi, yangında yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının başlamasına müteakip, bütün bu sürecin sonunda artık psikososyal destek hizmeti verilmesi gereken aşamada bizim arkadaşlarımız sahaya çıkıyorlar. Psikososyal destek nedir? Bu aralar çok fazla duyuluyor. Basında da, işte haberlerde de yurttaşlarımız çokça duyuyorlardır. Psikososyal destek dediğimiz hizmet şu. Aslında bir koordinasyon görevi yapıyoruz biz. Bizim sosyal çalışmacı arkadaşlarımız afet sonrasında yurttaşlarımızı hane hane ziyaret ederek, her hanede kaç kişi varsa her birisiyle ayrı ayrı görüşerek, diyelim barınma ihtiyacı var, ev yanmış, barınma ihtiyacını tespit ediyorlar. Çocuk var, mama ihtiyacı var diyelim. Efendim işte yaşlı birisi var, ilaç kullanıyor, ilaçları yanmış. Onun hangi ilaçları, ne tür sağlık tedbirine ihtiyacı olduğunu tespit ediyorlar. Güvenlik ihtiyacı veya bir travma sonrası çok ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. O evde yaşayan bireylerden birisinin veya birkaçının. Bunların her birini hangi sosyal hizmet modelini sağlamak gerekiyorsa, hangi sosyal hizmeti vermek gerekiyorsa, yani özetle psikolojik desteğe ihtiyacı olan birisinin sağlık birimlerine, ilgili psikolojik destek noktalarına, barınma ihtiyacı olanın barınma ihtiyacını işte ilgili birimlere, diyelim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, işte bu hanenin evi yanmış, evinin hasarı şu durumda vesaire. İlaçları olmayan, ilaçlarını kaybetmiş bir yaşlımız varsa onun sağlık birimlerine yönlendirilmesi, engelli bir yurttaşımızın hemen korunaklı bir bölgeye alınmasıyla alakalı koordinasyonu sağlayan ve daha sonra bu sosyal hizmet modellerinin, sosyal hizmet kalemlerinin sağlanıp sağlanmadığının takibini yapan arkadaşlarımız. Aslında ihtiyacın ilk tespit edildiği nokta olarak bahsedebiliriz. Tespit ve kontrolü, tespit ve takibi, evet. Buradan gerekli birimlere ihtiyaçlar, evet, aktarılıyor. Evet. Peki sırayla haneler mi ziyaret ediliyor bir afet olduğunda, örneğin bölgeye gidildiğinde? Kişiler, destek almak isteyenler herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekiyor mu? Kaç kişilik ekipler ziyaret ediyor? O bölgeye geldikleri, ekiplerin geldikleri andan itibaren süreci anlatır mısınız bize? Gayet tabii ki, çok teşekkür ederim. Bu çok önemli çünkü şu bakımdan da çok önemli Esra Hanım. Onu da hemen altını çizmek isterim. Biz afet dönemlerinde çok hızlıca yardım ve şefkat duyguları çok harekete geçen, yardım etmek için hemen işte ilgili yerleri araştıran ya da sahaya koşan bir milletiz aynı zamanda. Dolayısıyla bu yardım, afet dönemlerinde yardım için sahaya gelen çok sayıda da gönüllü, sivil gönüllü şahıslar, vatandaşlar da olabiliyor, sivil toplum kuruluşlarının destek ekipleri de olabiliyor, farklı başkaca resmi kurum ve kuruluşların destek ekipleri de olabiliyor. Bunların bizim Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre sahada psikososyal destek hizmetini sağlama ve koordinasyonunu sağlama görevi doğrudan doğruya bakanlığımıza ait. Yani sahada gördüğünüz Kızılay'ın, AFAD'ın veya işte bir başka sivil toplum kuruluşunun, bizim kendi bakanlığımızın psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarını, sevk ve idaresi, koordinasyonu, nerelerde ne tür ihtiyaçlar var, bunları yapan biziz. Bakanlığımız uhdesinde bu. Çünkü bir şekilde bu koordinasyonun yapılması ve takibinin yapılması, herhangi bir şekilde bir dağınıklık
bağımsızlığın olmaması için Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bunların hepsi ayrı ayrı çalışılmış ve hangi kurum, hangi birim, hangi bakanlık neyden sorumlu, neyi takip edecek, ne yapacak bunların hepsi belli. Bu anlamda biz sahaya yardım için gelen gönüllü, dernek, sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşları bunların hepsine, işbirliğine ve birlikte çalışmaya çok hazırız. Çok gönüllüyüz, çok istekliyiz. Ama lütfen öncelikli olarak bakanlığımızın koordinasyon merkezlerine lütfen müracaat etsinler. Aksi takdirde çünkü çok dağınık ve kontrolsüz bir şey yürüyor. Bu koordinasyonun ikinci önemli kısmı şu, sonuç itibariyle haneleri ziyaret ederek kişilerin kişisel verilerini topluyoruz biz. İhtiyaçlarını topluyoruz, kişisel bilgilerini topluyoruz. Kişisel verilerin korunması ve sonrasında takibin tek bir merkezden düzenli bir biçimde yapılabilmesi ve sosyal hizmet modellerinin ulaşıp ulaşmadığını, vatandaşın ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını takip edebilmek açısından da bu koordinasyona ihtiyacımız var. Bunun altını çizdikten sonra hangi tür çalışmalar yaptık? Biraz önce bahsettiğim gibi öncelikli olarak tabii özellikle ihtiyaçların tespiti, ihtiyaçların karşılanması noktasındaki sürecin takibi bizim açımızdan önemli. Personellerimiz nasıl başlıyorlar? Yani şöyle bir saha simülasyonu yaparak size izah etmeye ve izleyicilerimize izah etmeye çalışayım. Her bölgenin kendi psikososyal destek ekipleri var. Bunların saha koordinatörleri var ve hangi noktaya kaç kişi, efendim ne kadar yoğunlukta, çünkü ihtiyaca göre dağılıyor ekipler. Biz mesela çok mobil çalıştık bu dönemde. Yani işte Manavgat'ta diyelim çok ihtiyaç var. Hemen Isparta'dan, Burdur'dan, yakın bölgelerden arkadaşlarımız psikososyal destek ekiplerini toplayıp Manavgat'ta oradaki saha koordinasyonuyla dağıttık. Sonra orada ihtiyaç biraz azaldı. Oradan bir kısmını aldık diyelim öbür taraflara. Şimdi Marmaris ve Milas taraflarına kaydırıyoruz. Dolayısıyla ekiplerimiz sahada son derece mobil ve tamamen ihtiyaca göre dağılacak şekilde yer alıyorlar. Şu ana kadar 804 personelimizde, ki işte biraz önce söylediğim mesela Antalya'da 266 arkadaşımız görev aldı. Adana'da 50, Mersin'de 53, Osmaniye'de 51, Kayseri'de küçük lokal bir yangın vardı. Hemen söndürüldü biliyorsunuz ama orada 4. Muğla'da 326 arkadaşımız, Isparta'da 30, Artvin'de 9, Aydın'da 15 olmak üzere 804 psikososyal destek personelimiz sahada görev aldı. Hane sayımız, şu ana kadar hizmet verdiğimiz, tespit ettiğimiz hane sayımız 4483. Bu 4483 hanede 11.967 kişiye hizmet vermişiz. Hali hazırda da biliyorsunuz çalışmalarımız zaten devam ediyor. Hatta aslında yeni başladı. Çünkü söndürme çalışmalarından sonra biz kısmen tahliyeler kısmında, biraz önce ifade ettiğim, sizin de o sosyal medya paylaşımlarımızda muhakkak dikkatinizi çekmiştir. İşte sırtında kuzu taşıyan, evet, yaşlı bir amcamızı taşıyan, efendim işte traktörle insanları tahliye eden arkadaşlarımız, onlar bizim psikososyal destek ekiplerimiz. Aslında normal şartlarda o yangın bittikten ve söndürme, soğutma çalışmaları bittikten sonra sosyal hizmet ihtiyaçları için girmeleri gerekir. Ama oralarda kırılgan gruplar, işte biraz önce söylediğim engelli, yaşlı, çocuk vesaire olabilir. Oralarda tahliye çalışmalarına da arkadaşlarımız dahil oldular ve süreci yürüttüler. Bu anlamda ben hepsine ayrı ayrı, bütün kamu kuruluşlarının görevlisi arkadaşlarımıza, sahada görev yapan, vatandaşımızın yarasını sarmaya çalışan, elinden tutan, sırtını sıvazlayan, yerine göre ona o duygusal ve moral desteği sağlayan her bir kamu çalışanımıza, bizim bakanlığımızın personelleri de diğer arkadaşlarımız da olmak üzere, çünkü Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli de biliyorsunuz itfaiye ve orman, ayrıca canhıraş çalıştılar. Jandarma sahada çok yoğun bir biçimde, hatta rütbelileriyle beraber görev aldılar. Sağlık personelimiz, zaten Sağlık Bakanlığımız, hekimlerimiz, sağlık yardımcı personellerimiz ayrı ayrı sahadalar. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel ve çok
içten bir hizmet. Bu sadece bir kamu görevi, sadece bir resmi görev olmanın ötesinde bizim çalışanlarımız, kamu çalışanlarımız açısından gönüllü verdikleri bir hizmet olarak ortada duruyor. Gönüllü olarak çalışan dernek vakıflarımız, AFAD'ın, Kızılay'ın çalışmaları. Şimdi ismini unutursam ne olur beni bağışlasınlar. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarına ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşlarımız da en başından beri bu saydığım metodoloji içerisinde sahada ihtiyaç olan yere hemen yoğunlaşarak, orada ihtiyaç biraz azaldıysa hemen öbür tarafa giderek yaklaşık 15 gündür çok yoğun bir biçimde vatandaşımızın yaralarını sarmaya, tespit etmeye, onlara psikososyal destekler vermeye, efendim onların işte ilk travmaları atlatmasını sağlamaya, öbür taraftan nakdi desteklerimizle de vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de orada bütünüyle bu hem sel bölgesinde hem yangın bölgesinde yaralar tümüyle sarılana kadar çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sizin vesilenizde bir kez daha bunun altını çizmek isterim. Efendim aslında az önce siz de dikkat çektiniz. Türk insanının ne kadar yardımsever olduğundan bahsettiniz. Özellikle sosyal medyadaki yardım gayesi içinde olan insanları görüyoruz. Kendilerince yardım etmeye, insanların yaralarına bir çare bulma gayreti içindeler. Bir çağrınız olur mu? Aslında bakanlığınızla, bölge müdürlüklerinizle işbirliği halinde mi bu süreç yönetilmeli? Çünkü elimden ne gelir diye düşünen birçok insan var bu süreçte. Biz de yönlendirmiş olalım. Ben yardım etme duygusunu, yardım etme çabasını çok kıymetli buluyorum. Yani bir bardak su bile çok kıymetlidir. Efendim işte bu kadar kocaman yangının içerisinde bir bardak suyun ne kıymetli? Hayır, çok kıymetlidir. O duygu çok kıymetli. O yüzden yardım etmek isteyen herkese son derece kapımız açık. Biz bakanlığımız olarak işbirliğine çok hazırız. O duygunun yeşermesi, yardım duygusunun her an içimizde, işte 83 milyon Türkiye, bir felaket anında, bir ihtiyaç anında, illa felaket de olması gerekmez, bir ihtiyaç anında bir yardım edebilecek durumda olan birinin diğerine yardım etmesi, koşması, işte elinden geleni yapmaya çalışması duygusunu bizim zaten yeşertmemiz ve yaşatmamız lazım. O bakımdan niye yardım etmek istiyorsun diye soracak halimiz yok. Asla böyle bir tavrımız da yok. Ama biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi herkesin her şeyi yapmaya çalıştığı bir ortamda takdir edersiniz ki bir kaos olur. Takdir edersiniz ki yapılmak istenen hiçbir şey yapılamayabilir. Yardım etmeye çalışırken zarar veriyor olabiliriz insanlara. Veya kaynakları israf ediyor olabiliriz. İşte X bir bölgede gıda ihtiyacı vardır da öbür tarafta ne bileyim işte çadır içerisinde yani normal barınma ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bizler psikososyal destek ekipleri olarak tam da bunları tespit ediyoruz. Nerede gıda ihtiyacı var, nerede barınma ihtiyacı var, kimin ne tür ihtiyaçları var ve toplanan veya kurumların, kuruluşların sağladığı yardım malzemeleri de ilgili yerlere delege edilmesini, kaynağın doğru kullanılmasını sağlıyoruz. O bakımdan kamu kurum ve kuruluşlarının dışında gönüllü olarak, vatandaş olarak, dernekler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak yardım etmek isteyen her bir paydaşımıza kapımız sonuna kadar açık. Ama ne olur sahayı karıştırmadan bizimle koordine bir biçimde ve kaynakları doğru kullanacak şekilde işbirliği yapalım. Tabii sosyal medyada art niyetli paylaşımlar da oluyor ne yazık ki. Oluyor maalesef. Onlara artık çok takılmıyoruz biz. Biz işimizi yapıyoruz. Evet, peki psikososyal desteklerden bahsetmişken bakanlığınızın da zaten önemli bir ilgi alanı. Çocuklara değinmek istiyorum. Birçok çocuk küçük yaşta böyle bir afete maruz kaldılar. Bu süreçte onların kuşkusuz ekstra bir desteğe ihtiyacı olacak. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz bakanlık olarak? Çocuklarımızla alakalı çok hızlıca yine psikososyal destek ekipleri içerisinde özel bir dikkat kuşkusuz yöneltiyoruz. Çocukların bir yangın ya da sel neyse işte doğal afetin ya da şeyin afetin niteliğine göre ilk elde yaşadıkları travmanın atlatılması. Onun bir defa bir ilk desteğinin sağlanması. Sonrasında barınma ihtiyacı veya
ekstra bir korunmaya, ekstra bir desteğe ihtiyacı varsa bunun sağlanması, aile yanındaysa aile yanında, kurum bakımına alınması gerekiyorsa kurum bakımına alınması şeklinde o destekleri sağlıyoruz. Mesela özellikle bu yangın döneminde takdir edersiniz ki işte insanların evleri, bahçeleri, ağaçları, yani geçimlerini sağladıkları, anıları birlikte. Evet, geçen gün öyle bir Kozan'da bir abimiz ev yanmış, ben onu teselli ederken dedim ki bunların hepsini yapacağız, yani sana geri evini kuracağız, merak etme, sen yaşıyorsun, canın sağ, dert değil. Eşimi dedi geçen yıl kaybettim, anılar yandı, anılar bir daha gelmez maalesef, onlar öyle. Ama çocuklar açısından özellikle bu dönemde şunu yapıyoruz, işte yangın ve çok ciddi anlamda bir teknik ihtiyaç listesi var. Hemen çocuklarımıza sosyal ekonomik destek programını uyguladık. Nedir sosyal ekonomik destek programı? Sadece maddi yoksunluk sebebiyle eğer bir çocuğun eğitimi, sağlık ve benzeri ihtiyaçları tehlikeye giriyorsa, ailesi sadece maddi yoksunluk, başka hiçbir problem yok, sadece maddi yoksunluk sebebiyle çocuğun kurum bakımına alınmasını talep etmek durumundaysa, biz aile bütünlüğünü sağlamak, çocuğun ailesinin yanında büyümesini, yaşamasını sağlayabilmek için diyoruz ki hayır, kurum bakımına ihtiyaç yok, biz sizin çocuğunuza maddi destek sağlayacağız. Çocuğa SED desteği, sosyal ekonomik destek sağlayacağız. Dolayısıyla çocuk kendi ailesinin yanında yaşamaya ve eğitimini, hayatını orada sürdürmeye devam edecek. Bu dönemde sosyal ekonomik destek sağladığımız çocuklarımız var. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi travma sürecini yönetebilmek için onlara psikolojik destekler sağlıyoruz. Kurum bakımına alınması gerekiyorsa, eğer onu tespit etmişse arkadaşlarımız, kurum bakımına alarak onları orada korumaya, bakımlarını sağlamaya devam ediyoruz. Çocuklarla ilgili süreç sahada da sonrasında da doğrudan doğruya onların öncelikle rehabilite edilmeleri, o travma sürecini yaşamamaları ya da sona erdirmelerine dönük çalışmalar, sonrasında fiziki ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları vesaire şeklinde gidiyor. Bu destek ekibinde çocuklar konusunda eğitim almış, özellikle konuya hakim kişiler vardır muhakkak. Destek ekibimiz, aslına bakarsanız psikososyal destek başlıklarının, ki çocuklarla ilgili konuda onlardan birisi, psikososyal destek başlıklarının tamamına hakim. Bu konuda ayrı ayrı eğitimler almış, bir sahaya gittiklerinde neye bakmaları, neyi tespit etmeleri, öncelik sıralamasında neleri gözetmeleri gerektiğini çok iyi bilen arkadaşlarımız. Düzenli olarak zaten bakanlığımız, ilgili genel müdürlüğümüz marifetiyle eğitim çalışmaları, saha bilgileri, pratik çalışmaları devam eden, o bilgiler paylaşılan, aktarılan arkadaşlarımız. O anlamda çocuklar ve diğer kırılgan grup hepsiyle alakalı ciddi akademik bir donanımları var. Ya sizinle konuşacağımız çok şey var kuşkusuz, ama bugün desteklerden girmişken dilerseniz bir de pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde sağlanan desteklerden bahsedelim. Kaç haneye nasıl bir destek sağlandı bu süreçte? 1,5 yıl geride kaldı. Zorlu da bir süreç aslında. Evet, tabii pandemi döneminde pandemiye özgü sağlanan destekleri, doğrusunu isterseniz aile ve çalışma, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler, evet, Bakanlığı, bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımızla birleşikken daha çok işte orada kısa çalışma ödenekleri vesaire sağlandı. Bizim bakanlığımızın hizmet, ana hizmet kalemleri bu anlamda pandemiden de biraz bağımsız zaten devam eden çalışmalar, ama sosyal yardım başlığı noktasında pandemiye özgü sosyal yardım kalemlerimiz faz 1, faz 2, faz 3 diye pandemi dönemi desteklerimiz var. Burada tabii pandeminin en başından beri yine sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla tespit ve daha sonrasında takip noktasında vatandaşlarımızdan pandemi döneminde
normalde ihtiyacı yok. Herhangi bir sosyal yardıma ihtiyacı yok, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Ama pandemi döneminde iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Pandemi döneminde esnaf kazanamıyor. İşte tam kapanma dönemlerinde herhangi bir şekilde başka bir gelir kalemi yok. Dolayısıyla bu kapsamda müracaat eden yurttaşlarımıza pandemi dönemine ilişkin olmak üzere dönem dönem ödemeler yaptık. Sayı olarak şu anda elimde doğrusu o bilgiler tam olarak yok ama yaklaşık 2 milyon 700 bin civarında bir vatandaşa dönem dönem değişmek üzere. Mesela faz 1'de yararlanmış ama faz 2'de ihtiyacı olmamış ya da faz 2'de almış, 3'de almış, 1'de almamış gibi kısmi değişiklikler, kendi içinde değişiklikler taşımakla beraber toplamda 2 milyon 700 bin gibi bir sayıya, yine altını çizerek söylüyorum, kendi içinde değişiklikler taşımakla beraber yardım yaptık. 1100 lira diye o dönemlerde yardımlar yapmıştık. Onun dışında bu pandemiye özgü yardımlar, daha öncesinde biliyorsunuz biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyası, hemen pandeminin başında yapılan ve sağlanan destek var. Sonrasında yine akut ihtiyaçlar açısından bir kısmi ödeme pandemi döneminde yaptık. Ondan bağımsız olarak da biraz önce bahsettiğim gibi pandemi dönemiyle ilişkisi olmaksızın normal zamanlarda da sosyal yardıma ihtiyacı olan herhangi bir şekilde engelli, yaşlı, SED desteğine, sosyal ekonomik destek biraz önce söylediğim çocuklara sağlanan, efendim şehit ailesi, diğer asker aileleri, işte eşi ölmüş kadınlar gibi çok farklı gruplara bizler sosyal destek sağlıyoruz, nakit desteği sağlıyoruz. Evde bakım hizmetleri biliyorsunuz, destekler sağlıyoruz. Bu anlamda tabii çok var, hepsini tek saymak bu programın belki süresini de amacını da aşar. Ama şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bütün yurttaşlarımız açısından herhangi bir gün, herhangi bir sosyal hizmete ihtiyaç duyduklarında, bu engellilik dolayısıyla olabilir, bu yoksulluk sebebiyle olabilir, bu herhangi bir şekilde iş kaybı sebebiyle olabilir, yaşlılık sebebiyle olabilir, herhangi bir şekilde bir sosyal desteğe, sosyal hizmete ihtiyaç duyduklarında bizim devletimiz bu sosyal desteği sağlıyor. Diyelim ki işsizlik sebebiyle sosyal desteğe, nakit desteğine ihtiyacınız var. Orada şöyle bir şey yapıyoruz bir süredir. İşkur'la bir işbirliğimiz var. Diyelim kişi aslında çalışabilir durumda ve o nakit desteğini biz ona iş bulsak ihtiyacı kalmayacak. İşkur'la işbirliği içerisinde sosyal yardıma ihtiyacı olup da veya sosyal yardımlardan yararlanıp da aslında çalışabilir durumda olan yurttaşlarımıza uygun iş buluyoruz. İşkur diyor ki şu iş var, çalışır mısın? Yurttaşımız orada gidiyor, iş sahibi olmuş oluyor. Dolayısıyla yoksulluğu da bu anlamda, ihtiyaç sahibi olmayı da iş sahibi yaparak ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu noktada da entegre bir takım çalışmalarımız var. Pandemi dönemiyle alakalı söylediğim gibi, yani akut ihtiyaçlarla ilgili dönemsel pandemi destekleri yaptık. Onun dışında da yine ondan bağımsız olarak da düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine sağladığımız sosyal yardımlarımız var. Kapatmadan önce Sayın Bakanım, başvuru noktasında bu ihtiyacı olan kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor, ondan da bahsederseniz. Başvuruları iki yolda yapabilirler. Bir, devlet üzerinden doğrudan doğruya sosyal yardım modüllerinden başvurabilirler. Diyelim ki bu imkanı yok ya da bu teknolojik bilgiye haiz değil vatandaşlarımız, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza müracaat edebilirler. Bizim sosyal hizmet merkezlerimize müracaat edebilirler. Bu da olmadı, il müdürlüklerimize müracaatla kendilerini orada arkadaşlarımız ilgili birimlere yönlendirirler ve muhakkak talepleri, ihtiyaç kalemleri, her ne ise o müracaat sağlanmış olur. Biz de bu bilgiyle yayınımızı noktalayalım. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Sağ olun.
Evet, TVNET Ankara stüdyolarından gerçekleştirdik yayınımızı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık bizimle birlikteydi. Özellikle doğal afetler ve pandemi döneminde sağlanan destekleri konuştuk Sayın Bakan'la. Diyelim Ankara'dan veda edelim.